Evet dostlar, 27 soruyu çözmüştük. Şimdi 28 numaradayız. Hadi bira bismillah başlayalım bakalım ne diyor 28. Bir dik yamuk görüyorum kardeşim. Hemen hiç düşünmeden şuradan aşağıya dikliğimi indirdim. 4 ise 4, 6 ise 6'yı da yazınca bakın diklikten diklik inmiş oldu. Öklit'i çakacağız. Hadi h kare eşittir p çarpı k. Yani 6'nın karesi eşittir 4 çarpı bir şey. Ne olduğunu ben de bilmiyorum oranın. Bir şey diyelim biz oraya. 4 ile neyin çarpımı 36'dır? 9'un. Demek ki şu bir şey dediğim yer 9'muş. Toplamını soruyor. 13'ü paketledim goberler. Geldik 29'a. Bakalım bunda da öyle hızlı olabileceğiz mi tabii ki. Şimdi bu bir ikizkenar yamukmuş bu arada arkadaşlarım. Şimdi ikizkenar yamuğa geçtik galiba. İkizkenar yamukta şunu dikkat edecektiniz. Bakın köşegenler eşitti. Yani DB köşegeni CA köşegenine eşit olmak zorundaydı. Demek ki bu da bu simgeyi hak ediyor. Ve sen şöyle biraz daha kalınlaştırayım da. Demek ki artık şu kenarın şu kenara eşit olduğunu biliyorsun kardeşim. Çünkü ikisine eşit vermiş oldu artık bize. Başka şu x tabii ki burası da x olacak. Çünkü ikizkenar yamukta hemen şurada anlatalım onu bir daha. Hatırlayalım dostlarım. Şu iki köşegen kesin eşitti ikizkenar yamukta. Şu üçgen şu üçgeni, şu üçgen şu üçgeni ikizkenar yapıyordu. Ve şu açı buradaki kenarda kalana ya da şuradaki açı buradaki açıya eşit diyebiliyorduk. Dolayısıyla bu x ise artık buranın da x olduğunu söyledim. Ve şu ikizkenarı kullanalım. Bunlar ikizkenar madem. 55 ise burası. Burası da 55 olacak diyelim. X'in 20 olması gerekir. Yapıştır gelsin. 30 numaradayız. Yine bir ikizkenar yamuk ve köşegenleri dik kesişen ikizkenar yamuk arkadaşlarım bu. Bize neyi soruyor? BD uzunluğu nedir diye de bir soru sormuş bize. BD neresi? Köşegenimizi soruyor bize. BD uzunluğu köşegen. İkizkenar yamuk AD eşittir BC. Şimdi ikizkenar yamuğun köşegenleri dik kesişmiş fark ettiyseniz. Buradan bir şey çıkartabilir miyim diye düşünüyorum. İkizkenar yamuğun köşegenleri dik kesişiyorsa şöyle bir olay vardı. Yükseklik orta tabana eşit demiştik dostlarım. Peki bizim yüksekliğimiz 6 ise orta tabanımız da 6 olmak zorunda mıdır o halde? Bunu da söylemiş olalım. Yani şu üstteki tabana A, alttakine B dersem A ile B'nin toplamının yarısı 6'ymış. Orta taban çünkü. A ile B'nin toplamı da 12 geldi bu sebeple. Pekala başka. BD uzunluğunu soruyordu bize. Şimdi BD'yi hani köşegenler dik kesişince şöyle de yapın demiştik dostlarım. Şuradan AC kenarına, AC köşegenine paralel bir doğru çizip şurayı bir paralel kenar yapmış olalım. B ise şurası da B oldu. AC dediğim uzunluğa x dersem köşegenler eşit olduğu için BD de x'tir. Şuraya da x diyelim. AC buraya eşit olduğu için paralel kenardan bu da x oldu. Şurası da bakın şurada bir dik üçgen çıkartmış olduk böylelikle. Şurası da 90 derece demiştik ve x x. Yani ikizkenar dik üçgen geldi dostlarım. Bu adam x kök 2 oldu hipotenüsümüz. Yani A artı B dediğimiz şey x kök 2'ymiş, 12'ymiş. O halde x eşittir 12 bölü kök 2. Bir sayıyı kök 2'ye böleceğiz. Önce 2'ye bölüyorum 6, yanına da kökünü yazıyorum. 6 kök 2'ymiş x dediğimiz uzunluk. Mesela burada tabii farklı farklı çözüm yolları da var arkadaşlarım. Hani şununla şu eşit demiştik. Hatırlarsanız ikizkenar yamukta köşegenlerin şu parçaları, bu parçaları eşittir. İşte şuralar o zaman 45, 45, 90 geliyor bunlar. Şöyle çizelim. Şuradan aşağı bir doğru indirdiğimde A, A, A muhteşem üçlü. Şuradan çizdiğimde işte B, B, B diye. Hani böyle de yürüyebilirdim eğer istersem bu soruda. Ama çözdük sonuçta ya. İkizkenar yamukmuş. BC 18, 16 alanını soruyor bize dostlarım. Şimdi yamuğun içi boşsa yandan şöyle paralel çiz demiştik. Buradan yürüyebilirsiniz. İnanın buradan çıkar. Hatta niye soruyor söylüyorsam yapalım gitsin. 6 ise 6, 10 ise 10. Burası 12 kaldı. Bakın burada bir ikizkenar üçgen. Tabana diklik indirdim hemen.
6, 6 diye de tabanı ikiye böldüm. 6, 8, 10'dan 8'i yazdım. Şimdi yamuğun alanını bulacağım. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik 8. Burası 24. 2'ye böldüm 12. 8 ile çarptım 96. Ya da hocam şurası 8. Demiştik ki pratik olarak ikizkenar yamuğa aitti bu. Şu ikizkenara uzak olan ikiz kenara mesafem 12. 8 çarpı 12 için alandır demiştik dostlarım. Bu da ikinci yol. Ya da kardeşler ya da şurayı bir sileyim komple de. Dostlar, ikizkenar yamukta buradan yükseklik indirmekle buradan yükseklik indirmek mükemmel işe yarar demiştik. 6 ise burası 6. Şunlar her zaman eşit olur demiştik. 6 ise 12'dir. Kalan bunlara 6 6 paylaşırlar. Bakın 6 8 10 çıktı. Yüksekliği 8 yine buldun. İstersen yine 8 çarpı şurası 12'de. Ya da alt taban artı üst taban bölü 2. Yani yüksekliği bulduktan sonra hangisini yapacağının hiçbir önemi yok. 3-4 farklı yolla çözmeye çalıştık dostlarım. Hadi geçelim 32. soruya. Evet, ikizkenar yamuk. Bakın şuradan bir yüksekliği indirelim artık isterseniz. Şurası 3 olsun. Ve dedik ki buradaki mesafe, yani şöyle göstereyim hatta. Burası, şuradan da bir diklik indirelim. Şöyle indirdik. Şuraya eşit olacak demiştik arkadaşlarım. Ben buraya x dersem burası da x. Burası, şurası 8 eksi x. O halde burası da 8 eksi x olacak. Şimdi bizden ne istiyor? AB yani alt taban. DC yani üst taban. Toplayın diyor. Hadi bir toplayalım. Bakın neler var. X var. 8 eksi x var. 3 var. X var. Topluyorum bunları. Şuraya kadar zaten 8 yapıyor. 3 daha 11. Bir de x var burada. 11 artı x. Artı 8 eksi x ile 3'ün toplamı. 8 eksi x artı 3. Bakın bu x'ler birbirini götürdü. 11, 11 de şunlardan geliyor. Edirne'yi işaretledim dostlarım. 33. İkizkenar yamuk yine. H kaçtır diye sormuş. Dostlar yine seçim sizin. İster şu yandan yamuğun içi boş diye paralel çizin. İsterseniz de iki dikliği indirin, öyle çözün arkadaşlarım. Seçin tamamıyla sizin. Hadi bu sefer de iki dikliği indirerek çözelim. Buradan da indirdim. Buradan da indirdim ve dedim ki şunlar kesin birbirine eşitti. Şimdi 7 ise şuraya da 7 kaldı. 10 kaldı bu ikisinin toplamına 5. 5 oldular ve 5, 12, 13 üçgeninden yüksekliğim 12 geldi. Dışarıdan çizilen yüksekliğim de tabii ki 12'dir dedim. Evet, yine bir ikizkenar yamuk alanını soruyor bize. Bakın burada şöyle yapalım hemen isterseniz. Buradan 30'u gördük. Karşısına bir diklik indirelim hocam. 90'ın karşısı 6, 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı şurası 60'tır. 3 kök 3 olur öğretmenim. Şimdi bundan sonrası hani ne demiştik? Yükseklikle bu yüksekliğin indiği kenarın uzak ikizkenara olan mesafesini çarparsan alanı bulursun. Yani 3 ile 3 kök 3'ü çarparsan ki 9 kök 3 yapar. Alanı bulmuş olursun kardeşlerim. Evet. Bu bir yoludur. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Elimden geldiğince her çeşidini göstereyim de kardeşlerim. Bazı arkadaşlarımız bazen diğer yöntemi yapıyorlar mesela. Hocam buradan yaptım ama çıkmadı diyorlar. En azından onu da görmüş olalım. Şimdi ikizkenar yamuğun diğer köşegeni de çizdim. Bu da 6'ydı hocam. Şu parça şu parçaya eşitti. O halde burası da 30. 30, 30, 60. Burası 120. Burası da 60 yaptı. Şimdi köşegenleri 6 6. Bir dörtgenin alanını biz nasıl buluyorduk arkadaşlarım? Köşegenleri çarp 2'ye böl. Bir de aralarındaki açının sinüsü. Sinüs 60 ya da 120, ikisi de aynı şey zaten. Buradan 36 bölü 2'den 18 çarpı sinüs 60 da kök 3 bölü 2'dir. Gitti gitti 9 kaldı. 9 kök 3'ü böyle de bulabilirmişiz. Evet, devam. ABC'de ikizkenar yamuk yine dostlarım. O zaman yine şu hamleyi biz yapalım artık. Buradan aşağı bir diklik indirelim. Hocam buradan da indirecektik. İndirelim. Şu 4 ortaya düştü 4. 8'miş. 2. 2 kaldı bunlara diyelim.
Dostlar, şimdi şunu sileyim ki kafanız karışmasın. Bunun indirmemin amacı şu ikileri yazmaktı. Şimdi şurayı siliyorum, şurayı siliyorum. Ve şurası aslında 8 ya tamamı, 6 kaldı. Bakın diklikten diklik indi. H kare eşittir diyelim. 6 çarpı 2 yani 12. H eşittir kök 12 yani 2 kök 3. Şimdi ikizkenar üçgenin alanını arıyoruz dostlarım. Neydi kural? Şuradaki yükseklikle kendisine uzun şey kendisine uzak olan ikizkenarın arasındaki mesafeyi çarpıyordum. Yani 2 kök 3 ile 6'yı çarpıyorsun, alanı buluyorsun dostlarım. 12 kök 3 yapıyormuş alanımız. Evet. Ya bu silgiyi kullandığım zaman ok işaretleri çalışıp aşağı doğru indiremiyorum. Keşke diyorum güzel bir program bulsak da şu PDF'ler üstünde işlem yapabileceğim güzel bir program varsa arkadaşlar lütfen yorumlara yazın da biz de onu kullanalım ya. Neyse, ikizkenar yamuk. Bakın yine bir köşegeni çizmiş DB'yi. Hadi gelin diğer köşegeni de biz çizelim. Ve artık DB'nin biz AC köşegenine eşit olduğunu biliyoruz. Hatta şuralarda birbirine eşit. Alfa ise şuraya da alfa yazalım. Şimdi soruyu okuduğunuzda bakın diyor ki AD BC'ye eşit. Tamam, bu bir ikizkenar yamuk zaten. AE şurası yani. BD'ye eşit. Ayda bak BD'ye AE de eşitmiş dostlarım. O zaman AC de AE'ye eşittir. Yani şu kenar bu kenara eşit geldi. O halde 28 ise şurası da 28'dir ve iki iç açının toplamı bak 28 ile 28'in toplamı. Üçgenin şurası üçüncü açısı ya dostum. Bunun dışına eşit yani alfaya eşit. 28 ile 28'in toplamı alfaya eşitse Edirne'yi işaretlerim ben de. Evet, bu sorudayız. Yine bir ikizkenar yamuk sorusu. Gelin şuradan aşağı biz de dikliğimizi indirelim. Ve diyelim ki burası 2. Şey 8 pardon. Şurası 2. Alanını soruyor. Bak yüksekliği indirdiğinde bu yükseklikten kendisine uzak olan ikizkenar. Şu daha uzak değil mi? Buna olan şu indiği diklik kısmının buna olan mesafesini çarparsak yani 12 ile yüksekliğin çarpımı alan demiştik pratik olarak. 96'yı hemen işaretleriz dostlarım. Evet 38. Şimdi burada ne diyor? AB'ye diyor 5K. Buna 5K. Buna da 2K yazacaksın diyor. 2K'da da buna yazdım. Şimdi kural şöyleydi. Alan dağılımında işledik bunu konu anlatımında. Bir köşegen çizildiğinde tabanı ile doğru orantılı üçgen alanı oluşur demiştik. 5K'nın alanı 40'sa yani 8 katı, 2K'lık üçgenin alanı da 8 katı olacak yani 16'dır dostlarım. Çünkü bu adamın yüksekliği ile bunun yüksekliği şöyle dışarıdan çizersiniz DC'ye yükseklik. İkisi de H'tır, aynıdır. Yükseklikleri aynı olunca alanlarının oranı tabanlarıyla aynı oluyordu dostlarım. Bu sebepten dolayı bu kuralı söylüyoruz arkadaşlar. Cevap 16 bulduk. Evet buna bakalım. Yine bir alan sorusu. Tüm yamuğun alanını 25 vermiş. Şurayı 4 vermiş bizim için. Alan E, A, B'yi soruyor. Şuradaki alanı bize soruyor. Şimdi bizim bildiğimiz alan kuralları şuydu. Şu papyon kuralı dediğimiz şu yandaki üçgenin alanıyla şu yan üçgenin alanı eşitti birbirine dostum. Tüm alan 25 verilmiş bize 25. 4'ü burada kaldı 21. 2x'i de burada o halde kaldı 21-2x. Buranın da alanını yazdık. Bize zaten 21-2x'i soruyormuş kardeşim. Şimdi bundan sonrası şöyle çözeceğiz dostlar soruyu. Neyi soruyordu bize? Tüm alanı soruyordu. Tüm alan 25 vermişti değil mi? Tamam. Şöyle yapacağız. Şimdi şuraya A desem, şuraya da B desem. Bak A üçgenine 4, B'ye X düşmüş. O halde A'nın B'ye oranı 4 bölü X'e eşittir. Aynı şekilde alttaki üçgenleri kıyaslasam A'nın B'ye oranı X'in 21-2X'e oranına eşittir. Dolayısıyla bunlar da birbirine eşit olduğu için şuradan hemen olayı bitirebiliriz. Hatta ne demiştik dörtgenlerde? Köşegenler çizildiğinde
karşılıklıların çarpımları eşittir. Yani x ile x'in çarpımı, bak buradan da o geliyor. X ile x'in çarpımı x kare eşittir 4 ile 21 eksi 2x'in çarpımına diyebiliriz. Şimdi buradan da ister düşün x'e ne desem sağlar diye düşün. X'e 5 ver, 6 ver, git bakalım böyle. Ya da bu denklemi çözmeye çalışalım dostlarım. Şöyle yapalım. X kare eşittir. 4'ü içeriye dağıttım. 84 eksi 4 kere 2 8x. Hemen 8x'i buraya alalım. X kare artı 8x eşittir 84 olsun. Şurayı x parantezinde x artı 8 diye yazsam eşittir 84. Ne ile 8 fazlasının çarpımı 84'tür diye düşünelim. 84'ü çarpanlarına ayıralım. Mesela 42 ile 2. Biri diğerinin 8 fazlası mı diye bakacağım şimdi. 21 ile 4. 21 de 7 çarpı 3'tür. 7 çarpı 3. Bu da olmadı. 7 çarpı 3 desek. Güzel bir şey gelmiyor ya. Niye böyle oldu? 7 çarpı 3 dediğimde 7 çarpı 12 oluyor. Değil mi? 7 çarpı 12 de bunun alanıymış. Ya da 14 çarpı 6. Bakın bu sağladı arkadaşlarım. 14 çarpı 6. Demek ki x 6'ymış dostlar. Bunu gördüm. Burası da 14 yapıyor. Yani bir daha matematik yapmayayım dedim. Çarpanlarını ayırmayla uğraşmayayım dedim. Ama zaten yine de onu yaptık aslında. Neyse x 6 bulduk. 2x o zaman 12'dir. Cevap da 21'den 12 çıkınca gelir. Ne geliyor 21'den 12 çıkınca? 9 mu? Şuna bakalım. Şimdi şu yandan çıkan üçgen ardışık iki köşeden çıkıp da yan kenarın tam ortasına düşüyorsa bu üçgenin alanı yamuğun yarısıydı. Şimdi bu üçgen yarısıysa kalan iki üçgende diğer yarısı değil mi dostlarım? Yani diğer yarısı 17. O zaman bu da 17. Tüm alan 17, 17'den 34. Buna bakalım. Bakın yine aynı muhabbeti yapacağım. Şurayı çizdiğimde şu kısmı, şu üçgenin alanı tam ortaya düştüğü için mecbur yarısı olacak arkadaşlarım. Tüm yamuğun yarısı. Peki bu üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısıydı. Yani 24. 48 olacak o zaman tüm alan. 2 katı olacak. Evet, 4, 6. Yamuğun alanını soruyor. 45'i görünce hemen karşısına bir diklik indirdim. 90'ın karşısı 6 kök 2 ise 45'lerin karşısı 6 olacak dedim. Yüksekliği buldum dostum. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklikti. Burası 16 bölü 2'den 8 çarpı 6'dan da 48'i paketledik dostlar. Evet, bu soruda kalmıştık arkadaşlarım. Şimdi bunu da çözelim. Sonra devam edelim. Bakın burada verdiği ne demiş? 6, 9 alan AB, ABH'ye 5A derseniz diyor şuranın alanına 5A. Şurası 4A olacak da bu kalem niye dondu? Şurası 4A olacak diyor. Şunu bir daha yapalım. Burası 4A'ymış dostlarım. Şimdi şunu şöyle üçgene tamamlasak, benzerlikten faydalanmayı düşünüyorum dostlarım. Şöyle üçgene tamamladım. Bakın büyük bir dik üçgen çıktı. Şurası şöyle kalınlaştırayım. Şuraya paralelmiş arkadaşlar, değil mi? İkisi de dik olduğu için. Ve küçük üçgenle kocaman üçgen benzer. Benzerlik oranları 6 bölü 9. Yazıyorum, benzerlik oranları 6 bölü 9. Yani 3'e bölelim. 2 bölü 3 benzerlik oranları. Demek ki alanların oranı ne olacak? Karesi 4 bölü 9. Yani şuranın alanına ben 4B dediğimde tamamının alanı 9B olacak arkadaşlarım. Dikkat edin, tamamı 9B. Hepsi 9B. Yani şuraya 5B kalacak. Şu bölgenin tamamına 5B kalmak zorunda. Yani bizim 5B dediğimiz şey aslında 9A'ya eşit. Dolayısıyla A'yı mı yazalım? A eşittir. Şöyle oldu. 5B bölü 9 oldu dostlarım. A 5B bölü 9. Peki burada 4A var. Onu hemen 5B bölü 9'u 4 ile çarparsak 20B bölü 9 oldu burası. 20B bölü 9. Şimdi kalemin rengini bir değiştireyim. Devam edelim. Şimdi şöyle yapacağım dostlarım.
Şu üçgende hatta biraz daha kalın alayım kalemimi ben. Şurayı görün dostlar. Bakın şurada bir dik üçgen var. Şöyle nazikçe çizelim burayı. Siz de iyice görün. Bu dik üçgen. Şurada da bir dik üçgenimiz de var zaten. Şurası 6, şurası x dediğimiz yer. Şimdi bu iki üçgeni de benzerleyeceğim. Çünkü alanlarının oranını biliyorum artık. Şuna A 90, B. A 90, şuraya da B kaldı diyebilirim. Bakın benzerlik oranları A'nın karşısı 6, A'nın karşısı x. Bu benzerlik oranları. Bunun karesini aldığımda alanların oranını bulacağız dostlarım. Şimdi alanları neyi? Bu küçüğünün alanı 4B. Büyüğünün alanı yani hepsinin alanı 20B bölü 9 ile 4B'nin toplamı. Toplayalım. 9 kere 4, 36. 20 ile toplayalım. 56B bölü 9. 56B bölü 9 çıktı da bunun da alanı. Şu B'ler gitsin. 9'u ters çevirip çarparsam burası 36 bölü 56 oldu. Burası da 36 bölü x kare oldu. Hemen 36'lar gitti dostlarım. X kare eşittir 56. 56 7 ile 8'in çarpımı. 7 ile 8'in yani 4 ile de 14'ün çarpımı. 14 çarpı 4. O halde 2 kök 14'tür. Sorumuzun cevabı dedik. Geldik 44 numaraya. Yamuk yine paralel verilmiş. 4, 10, 16'yı görüyorum hepsini. 30'u 90'ı da gördüm dostlarım. Şurası toplamda 120 yapıyor 90 ile 30'un toplamı. O halde şuraya 60 derece kaldı. Çünkü U kuralı vardı burada dostlar hatırlarsanız. 60 dereceyi de gördük. Alan ABCD'yi soruyor bize. Şimdi şuradan paralel çizip çözebilir miyiz? Muhtemelen çözeriz. 30, 60, 90 yaparız. Oradan bir şeyler bulur muyuz diye düşündüm ama yok. Şunu uzatsak kardeşlerim şöyle. Yani burayı bir üçgene tamamlayalım. Şurada 90 var, 60 var. Şurası 30 olsa diyelim. Şimdi 30'un karşısı 10, 90'ın karşısı 20 olacak. Şuraya 4 kaldı. Bakın bu bir ikizkenar çıktı. İşime yaradı. 30'sa şurası da 30. Tabii ki tersi de 30 olacak. Demek ki bununla da bu birbirine eşitmiş. Bunu da görmüş olalım böylelikle. 30, 30 daha 60. Şurası 120'dir. Buraya da 60 kaldı diyelim. Yamuk, ikizkenar yamuk çıktı arkadaşlar. 60, 60'ı yakaladıysanız. 10 ise burası. Şu kenarda 10 olacak. Buraya 6. Buraya 6 kaldı dostlarım. Şimdi yamuğun aslında şuraya daha basit bir şekilde çizersem. Şöyle ikizkenar yamuk. Şurası 10. Burası 6, burası 16, burası 10 olduğunu gördüm. Hatta şu açısı da 60 dereceymiş. Hemen 60'ı gördüm. Bir diklik indirdim. 90'ın karşısı 10, 30'un karşısı 5. 60'ın karşısı yani yüksekliğin 5 köküç. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban. Yani 16 artı 6 bölü 2 çarpı yükseklikti dostlarım. 22 bölü 2'den 11 çarpı 5 köküç gelir. O da 55 köküç dedik. Evet 45 yamuk yine yamuğun alanını soruyor bize. Şimdi AD 2 katı 10'muş. Demek ki AD 5. Gelin yine yamuğun içi boş olduğu için şuradan klasik hamlemizi yapalım. Paralelimizi çizdik. Şimdi burası 6, burası 5, burası da 5 çıktı. Bakın şurada bir üçgen var. 5, 6, 7 üçgeni. U'lu alan formülü yapacağım burada dostlarım. Bunu ezberleyin demiştik. U'lu alan formülünü anlatırken 5, 6, 7 üçgeninin alanı 6 kök 6'dır. Yani en meşhur U'lu alan üçgenidir bu. 6 kök 6'yı bulduk. Ama biz bunu yine gelin U'dan da bulalım. Bir hatırlamış olalım hem en azından. U dediğimiz şey şeklin çevresinin yarısıydı. Şeklin çevresi bakın 11, 18, yarısı olacak 9. Alanı da şöyle buluyorduk üçgenin alanını kök içinde. Önce U'yu yazıyorum çarpı U'dan üçgenin bütün kenarlarını tek tek çıkarıyorum. Yani 5'i çıkarıyorum 4. Çarpı diyorum 6'yı çıkarttım 3, 7'yi çıkarttım 2. İşte bu senin alanın oluyor.
9 dışarıya 3 diye çıkar. 4 dışarıya 2 diye çıkar. Ama 3 kere 2 6 içeride kalır. Yani üçgenin alanı 6 kök 6 bulunur. Şimdi üçgeni bulduk. Şuradaki paralel kenarı bulalım. Bunun için de şu köşegeni çiziyorum hemen. Bakın 5 ile 5. Yani bu adam kenar ortaymış meğersem şurası. Alanı da 2'ye böler. 6 kök 6 ise bu da 6 kök 6'dır. Paralel kenarda da köşegen alanı 2'ye bölüyordu. O halde bu da 6 kök 6. Toplam 3 tane 6 kök 6 dedim, paketledim. 46 dostlar, S1 S2'ye eşit olduğuna göre EFX nedir diye bir soru sormuş. Bunun da şöyle bir formülü vardı kardeşlerim. S1 bölü S2'yi bulmanın yolu şuydu. S1 yamuğunun oranını şöyle yazıyorsunuz. Tabanların kareleri farkı. Yani x kare eksi 6'nın karesi. S2'yi de aynı şekilde tabanların kareleri farkı 12'nin karesi eksi x'in karesi deyip yazıyorum. S1 ile S2 birbirine eşit olduğuna göre bunlar 1 olacak oranları. İçler dışlar yaptığım 144 eksi x kare eşittir x kare eksi 36'ya. Eksi 36'yı 144'ün yanına gönderirsek 180. Eksi x kareyi buraya alırsak 2x kare. 2'ye böldüm 90 eşittir x kare 9 çarpı 10. Yani 3 kök 10 çıktı x dediğimiz uzunluk. Evet, yeni nesil sorulara geldik arkadaşlarım. Şimdi burada duralım. Bu videoyu burada bitirmiş olalım. Yeni nesil soruları da ayrı bir videoda gömmeye çalışalım. Beğendiyseniz abone olun lan. Hadi şuraya bir abone olun da biraz abone sayımız artsın, biz de gaza gelelim oğlum ya. Hadi görüşürüz gençler.